الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الصيام والقيام والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Mana alhamdulillah Ramazonning 3-chi jumalariga yetib keldik alhamdulillah. Bu 3 oy qoldi, 2 oy, 2 oy qoldi, 1 hafta qoldi qilib turdik. Mana yarimizdan og'ib oxirga yetib kelyapmiz. Allohim ibodatlarimizni qabul etgin. Kitoblarda aytganki, Hazret Mulla Ali'l Qari'nin mirkatları da bu Mishkat el-Misabih degen kitabının şerhidir. Şimdi bir hadise keltirediler, hadisinin manası. Allah tebarek ve teala aklını yarattı. Ve dedi, men kim ben, sen kimsen? Akıl dedi, sen Rabbimsen, Halıkımsen, men benden ben dedi. Allah tebarek ve teala akilini aziz, mükerrem etti. Ve bunu yolda yürgenlerge rahm etti. Şuna kadar matiller kegen. Akilini etibar verin, aziz etti, mükerrem etti. Onu iziden yürgenlerini aziz etti, mükerrem etti. Kegin, nefsini yarattı, dedi. Men kim ben, sen kimsen? Nefs aytdi bedbaht. Sen bu sensan dedi. Men bu menman dedi. Cevabını karayın. Ağzı yok edin o. Allah tebarek ve teala azap keteşledi onu. Azaptan çıkarışkenden kegin men kim ben sen kimsen. Sen Rabbimsen men benden men dedi. Oşenden bir yan nefs azaplegenden kegin, azaplengenden kegin özeye geledigen bu kaldı. Braderler, ağzı peşillerden ötkenden kegin, oşa haletler nefsini, ornı vücudumuzda bilinedi. Çankaklık hasıl buluşu, azgına halsızlık hasıl buluşu, aslında ki organı kaldık. Meneşe yürüyüşümüzde, meneşe turuşumuzda, o da adam öyleydi ki bir yıl roza bolsa tutamandı öyleydi. Lekin onga ruhsat berilmeydi. Çünkü nafs organı kalışı mümkün. Şunun için ruhsat vermeydi. Muhterem azizler, Allah-u Tebarek ve Teala sizu bizge vergen atakigen bu nafsini içi de akıl topup Allah-u Tebarek ve Teala'ya ihlas kılıp kliyetken ibadetlerimizi berçemizden kabul etsin. Nuqslarını, hatalarını keçirsin. Beriyetken nametine şükür keltirip yaşasını. Barchamızga nasip eylesin. Ey insan etrafını karagin. Alemini küzetkin. Hindistan ülkesine cide kattık ciddi kesellik kegen. Bütün alem küzet yaptı. Adam zatını kummak için. Ularını fikirge, etkadıge karagin de ular yok araken. Adam zatını yokmak için şerait topma yaptı. Katta katta dalalarda, maydonlarda, o maşın toxtovi joylarida, katta ko'chalarini bo'ylarida inson jasadini yoqishni boshladi. Bu bizni ko'zimizni ochmasligi kerakmi? Bu bizga ibrat bo'lmasligi kerakmi? Muhtaram azizlar, bu bizga ibrat bo'lish kerak. Bu bizni ko'zimizni katta katta ochish kerak. Allohni berayotgan ne'matiga shukr keltirib yashashni nasib etgan soniyan hazrat payg'ambarimizga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, roza dinin erkanı deyip namlanadigen bugünkü mevzuda nihayette güzel, nihayette muhim meselelerini birgeller. Allah-u Tebarek ve Teala bu meselelerini, manalarını yüber yetken, ulemanı, dünya ve ahiretini aziz etkin. Hürmetli cemaat. Malum ki Ramazon oyi dunyodagi barcha musulmonlar tomonidan sog'inch va katta tayyorgarchilik bilan kutib olindi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotni sahobalari, tobe'inlar va solih insonlar
Ramazon oyiga katta e'tibor berib, bu oy kelganida nihoyatda xursand bo'lishgan. Oysha xonimiz radhiyallohu anha aytadilar. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlik, zahid adam ediler o. Ramazan kese yine ibadetke şongup keter ediler. Yine itediler. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları açık, sahi adam ediler o. Ramazan keseler yine sahi bup keterdiler. Muhteremezler, Ramazanlı gelişi mu'minni imanını ve himmetini aşırar iken münafıkı ki kapırıkı tezgarısı olar iken Ramazan gelişimden itliği tutar iken galat işlerini kılar iken braderler Ramazan mu'min için ötken azizler için ötken uluğlar için hammeleri için bir katta bir sınav olar iken sınavlar bugün iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundaq deyip merhamet etediler. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu ar-rayyanu. İnne fil cenneti baben yuqalu lehu ar-rayyan. Yedhulu minhu as-saimuna yevmel kıyameti la yedhulu ma'ahum ahadun gayruhum. يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد جنة بر إشك بار او ريان ديب أتلده جنة نيشي لرن نام بارك وشالردن بيتس ريان اكن قيامت كنده اندن فقط روزدار لرگنه كردلن O rayyan eşiğini başka eşiklerden bir tefakı o eşiğine fakat rozadarlar otarak. O şey eşikten ular bilen birge hiç kim başka insan bile kirmeydi. Şunda rozadarlar kanı deyip hitap kılınadı. Ama kirip oladı yok. Kanı rozadarlar. Ular oşa eşikten kirediler. Ularının ahırgısı kirip bolganda eşik bir kitledi başka hiç kim ondan kırtılmaydı. Bette kırmaydı degen kırtılmaydı. Şu rayyan eşiğini şu hususiyeti eken rozadarlarga has mukafat eken şart şeraitlerge raya kılıp tutulgen roza kişide takva sıfatını payda kıladı. Ana. Bir nerse fayda bir iş gereği de ahir. Hoş rozanıma payda beredim. Şu yazılmakta. Şart şeraitlerge raaya kılıp tutulgen roza kişide takva sıfatını payda kıladı. Lekin adam evvel kılıp yürgen ayb-ı nuksallarını terk kılmese rozadan közlengen maksadı hasıl bulmaydı. Braderler, hazır yukarıdayım eğitik, bundan kekine mi eğitiledim, bundan hem aldın eğitilgen idi. Bu insanı özü pili bir hatakarlığı, onu cehaleti, ondan taşkarı onge ulengen bağlangen nefs itibar verin. Özü cahil, özü şaşkalak insan. Ondan taşkarı onge nefs. Uyem yetmegen de onge şeytan ararlaşadı mı? Üçte hatarını içide kaladı insan. Üçte hatarını içide kaladı insan. Allah-u Tebarek ve Teala mana şu üçte hatardan insan kaysi biriden kutulaman deb hareket kılgenige yordam berer eken. Oval hareket kılgen mumun. Bazı adamlar bazı işlerini mülahaza kılıp, bazı nuksallarını, kemçiliklerini mülahaza kılıp, kardamla şu işim kalar mıkin? Niyet kılgen. Allah'ım tohtatsa şunayı tohtat koyadı. Bir degen de tohtat koyadı. O şey iflas işten kutulasan kalasa. Niyet kılgın. Terk kılmese rozeden közlengen maksadı hasıl olmaydı. Bu hakkıda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Men lem yada' kavle'z zuri vel amel bihi vel cehle fe leysa lillahi hacetun fi en yada'a ta'amahu ve şarabahu. Kim yolg'on gapirib guvohlik berishdan qaytmasa, jaholat ishlarini to'xtatmasa, Allohi tabarak va taolo ul bandani och qolganiga, chanqaganiga muhtoj emas debdilar. O'zi och qolgan odamning hukmida ekan u, chanqagan odamning hukmida ekan. Och qolgan odam chanqagan odamning hukmida ekan. Zur deydi, zur degani yolg'on guvohlik deydi. O'taramazlar. Kişi bunu kastan kılışı mümkün, ya ki kişi bunu sahvan kılışı mümkün, hataan kılışı mümkün. Körmegen, bilmegen, nersesine guvahlık veriş. Yakşı ya ki yaman değiştik. Ya ki tasdikleş, ya ki inkar etiş. Meselen, bana meselen şu oranı kepkagen için eğit yapmış. Brown'ı kızıge savçılık kıptırılıptı. Brown'ı oğludan savç keptirüptü. Takalıp sizge geldi mesele. Şu sizden sorulmakta. Soruş ne oldu abi? Falancı kızını, falancını ailesine ne mi deyilsiz? Etibar verin, ne mi deyilsiz? Bu da yani siz ne mi deyilsiz? O adam eytedi. Yaş görünedi menge deydi. Menge deydi, yaş görünedi deydi. Başka gapni gapirmaydi. Agar haqiqatda yaxshi ko'rinsa bunga, menga yaxshi ko'rinadi deydi. Maqtamaydi uni. Maqtagulik ishlari bo'lsa ham maqtamaydi. Aksi bo'lsa-chi, yomon qiliqlari, yomon ko'ringan bo'lsa-chi, unda indamaydi. O'sha salbiy bahosi bo'ladi unga. Palonchi sizga qanaqa ko'rinadi? Jim turadi. Nima deysiz palonchini? Shunga o'xshagan savollar beradi ikkinchi marta. Unda ham indamaydi. Uchinchi marta ham savol beradi, indamaydi. To'rtinchi marta savol bermaydi. Shu salbiy odam degani. Illo billo og'zini ochib bu yomon deyishga haqqi yo'q. Ikki jihatlama. Birinchisi. Birodarlar, birovni yaxshi yomon deydigan Robbimiz bo'ladi. Bu bir. O qiyomat kuni bo'ladi u. Sirot ko'prigini ustidan o'tgandan keyin baho beriladi. Bu asosiysi bu. Ikkinchisi. Bandasi bilmaydi yoki bandasini o'zigagina yaxshi ko'ringan bo'ladi. Qolgan bandalarning ahvolidan, holidan xabari bo'lmaydi u bandani. Shuning uchun muhtaram azizlar, birovni yaxshi demoq, birovni yomon demoq juda og'ir narsa ekan, juda qiyin narsa ekan. Bunga e'tiborsizlikni, mana shu masalaga e'tiborsizlikni zur deydi, zur. Zur degani yolg'on guvohlik berish degani. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga g'azovatlardan biridan qaytar edik. Hazreti Peygamberimiz bilen sallallahu aleyhi ve sellem bilen ikkalamız bir haymada yattık. Bitti otavda yattık. Peygamberimizin gözleri uykuğa ketkülleriçe bazı nerselerini sora olay dedim ve Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, şundan nerselerini menge eğitip koyun. Oşa nerselerden ihtiyat bulayın o. Davzaktan kutulup koya kalayın. Cennetke Allah'ım kırıtsın beni. Şu narsalarını aytıp koyun. Gözleri uykuga ketiyetken Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk keltirişten ihtiyat bugün dediler. Ketide. Nahak adam öldürüşten ihtiyat bugün dediler. Ketide. Zur, yolg'on guvohlik berishdan ixtiyot bo'lgin dedilar. Yolg'on guvohlik berishdan ixtiyot bo'lgin. 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 Ko'zlari uyquga ketayotgan Hazrat janobimiz o'rnlardan turib ketdilar. Men o'ylab qoldim. Endi to'xtatsalar bo'lar edi. Endi
Endi indemeseler bolardı deyip kaldım. Braderler, bu ne kadar hadisler cüden nadir nerseler bular. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykuya gitti yaptılar o onlardan turup getip bu narsanın muhim ekenligini takitlab yatıttılar, takitlab yatıttılar. Demek mu'minler bu muhim eken. Adamın ağzından, fikriden yalgan gitti yaptı mı? Rozasından payda yok eken. Yazı yaptı ki o iş ne kadar. Demek Ramazan ayda roza sebeplik yeb içiş ve nefs hakşını terk kılgenimiz kebi. Başka azalarımız hem roza tutuşu, günahlardan tiyilişleri şarttır. Adam egelik kılgetken yahut adamge biriliyetken, adam zatge biriliyetken, mene şu azalarını adam zatını tiyip alışı şart eken. Aynısı kişiye tilden ko'p apatlar keledi. Cümleden yolg'on, g'ibat ve bekorchi gaplar her daim ham odamga gunoh olib keladi. Her daim ham odamga gunoh olib keladi. Bu haqida Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etdilar. Lamma urije bi marartu bi qaumin lahum azfarun minan nukhasin يحمش يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم حضرته پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمت اتدلر ميراج كنده ميراج كيچسده Merojga chiqqanimda misdan bo'lgan tirnoqlari bilan yuzlarini tinnayotgan, ko'ksilarini yoriyotgan, tindayotgan qavmni azoblanayotgan qavmni oldidan o'tdim. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Hazrati Jabroil al-Amin Ruhul Qudus jannat bilan davzohni ko'rsatganlari bor. Tomosha qildirganlari bor kitobda. Osha ne peygamberimiz bayon etediler. Bir kavmini gördüm. Timir tırnağları bilen yüzlerini yırtar ediler. Koksilerini yırtar ediler. Bunun yırtışıge sebep. Şarkıda bir nerse okuduk. Kıçıma degen kesel var. Kıçıma. Alergiye. Özümüz deyen var. Başkalar deyen var. Az bu cüdeyem zorayıp gitken. Gel bu hakkı demez. Hakikatte. Odamni jasadi, jismi qichiganda haqiqatda temir tirnoq o'rnatib qo'ysangiz, o'sha temir tirnoq bilan yirtadi badanini. Shu darajada odamga shunaqa bir qattiq azob keladi qichishmadan. Haligi davzaxiylar qichiyotgan badaniga chidalmasdan o'zini o'zi temir tirnoqlar bilan yirtarmish. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bular kimler ey Cebrail dedim ulzat menge. Bular u dünyada adamlarını göçtünü yiyip abrağularını tokkenler deyip cevap verdiler. Braderler, rozadar bosak brağını gepiremiz mi? Rozadar bosak brağı hakkıda fikir yürütemiz mi? Özümüzü günahlarımızı eslemeyimiz mi? Özümüzü kigen işlerimizge istiğfarlar etmeyimiz mi? Qancha tasbihlar bor, qancha kalimalar, qancha zikrlar bor. Bittasini eshiting. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuma aytadilar. Kim shom namozidan keyin 9 marta La ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اُقْسَى 9 مَرْتَ اُقْسَى Dengizlerini, köpüklerçe günahları bulsa Allah keçiredi. O şakunu ağlamdan ötse cennetke kiredi. Degenlerini işittim. Degen hadisini getirgenler. Braderler,
Şunaqa sözler bilen şugullanmaylik mi? Zikirler aytmaylik mi? Bira onu gapirip nima qildik? Yomon ekan ku. Birinchidan g'ibat ekan, ikkinchidan yolg'on guvohlik ekan. Eng yomoni chekayotgan mashaqqatlarimizdan foyda bo'lmas ekan ku. Muhtaram azizlar, roza tutishni savobini ko'pligi, fazilatlari haqida bundan boshqa ko'plab hadisi sharif va ulamolarning o'g'itlari mavjud. Shunday ekan, rozadorlarga va'da qilingan savoblarga ergashish uchun kishi imkon qadar rozaga oid masalalarni bilishi kerak. Shuni inobatga olib, suhbatimiz davomida roza ibodatiga oid yurtdoshlarimiz tomonidan eng ko'p so'raladigan masalalar haqida to'xtalamiz. Birinchisi, Ramazonda saharlikda uxlab qolgan odam uyg'ongach oz bo'lsa ham biror narsani yeb ichishi. Rozani niyat qilaman desa, niyati ham o'sha kuni tutiladigan rozasi ham noto'g'ri bo'ladi. Shunday ekan, Ramazon oyida saharlikka uxlab qolgan odam uyqudan turgach rozasini buzadigan, ya'ni yeb ichish er-xotinlik aloqasi kabi ishlarni qilmasdan shu kuni rozani tutishni niyat qiladi. Bunday niyatni toki quyosh tikkaga kelguncha qilish mumkin. Haqiqatan juda shunaqa insonda uchrashi mumkin bo'lgan jiddiy savol bu. O'zimizga ham shu kungacha ham shunaqa savollar bo'ladi. Bu yerda aytilyaptiki, bandada bandasi uxlab qolsa, tursa-yu kun, ya'ni quyosh hali zavolga, hali qiyomga kelmagan bo'lsa, ya'ni tikkaga kelmagan bo'lsa. Endi bilmadim bu soat nechida bo'ladi bu. Mumkin kalendarlarimizda, taqvimlarimizda qarasak buni o'rnini topamiz. Nechida quyosh tikkaga kelyotgan bo'lsa, uyg'onib qoldik 9 ekan, 10 ekan. Shu 10 dan misol oling. 10 ekan turganimizda endi uxlab qolman. Ozgina u bir narsa yeb ichib rozamiz yopib ola qolay demaydi. Uxlab qolganiga hisob bo'ladi. Lekin yeb ichmaydi yoki jimo qilmaydi, o'sha onidan boshlab u rozador hisoblanadi. O'zi kecha ham tutayotgan edi rozani. O'tgan kuni ham tutayotgan edi, shu bugun uxlab qopti. Shuning uchun muhtaram azizlar, ozgina uxlab qolsak unga e'tibor qilmaylik. Yana yeb ichib rozani buzadigan amallarni qilib qo'ymaylik, unda davom ettirishimiz kerak ekan. Bu bir. Rozador kishi unutib yesa yoki ichsa rozasi ochilmaydi, lekin rozadorligi yodiga kelgan zahoti yeb ichishdan to'xtaydi. Hatto og'zida chaynab turgan luqmani ham yutmaydi. Bu yerda og'zida chaynab turgan rozador odamni og'zida chaynab turgan luqmasi haqida ozgina ixtilof bor. Xulosasi shuki, sahvan deydi, unutib odam og'ziga bir narsani solsa yoki yeyvorsa, e'tibor bering. Mevami bir narsa soldi-yu og'ziga yutib yubordi. Yutib yuborgandan keyin esiga tushsa ro'zadorligi, Alloh taboraka va taoloning mehmoni deb qaralar ekan. Shu Xudoy taboraka va taolo shuni iroda qilganda shu narsani yeyishlik. Shetdan o'tib ketishligi. Shunga shunaqa deb qaralar ekan. Agarda luqmasi xalqumiga kelganida esiga tushsa, bu Alloh taboraka va taoloning sinovi ekan. Qani bandam nima qilasan? Mana tinda turibdi, xalqumingda, nafsingda turibdi. O gap yo'q, birodarlar, uni biz yutib olsak Robbimiz faqir bo'lib qolmaydi. Uni chiqarib tashlasak, Robbimizda bir narsa ko'paymaydi. Lekin sinov bo'lib qolar ekan o'sha paytda. Uchinchisi, rozador odam sahvan, xatoan og'ziga olib kelishi taomni. Bilmasdan og'ziga olib kelishi. Unga qaragan qaraladi. Muhtaram azizlar, odam bilmasdan yeb ichib qo'ysa, uni kechirilar ekan. Agar yiyotganda, ichayotganda esiga tushib qolsa, darrov to'xtatilar ekan. Endi boshlayotganida esiga tushib qolsa, Allohga hamd aytib qo'yar ekan.
Allah-u Tebarek ve Teala bendesi bilen hazıl kıl yetkeni yeken. Bir gayret kıl ediyor, taruz diye var gene. İsige çıkmal edi. Tebessüm kıyar birader. Rabbim senge şunda bir latif iş görsetti. Rozadarca kızıl sınatta bu nedir rozadar adam. Rozadar kişi muşk, atır ve başka hoşboyliklerini hidleş bilen rozası açılmaydı. Muhterem azizler, rozadar adam hid burniga kirib qolsa, o'zi bexosdan xohlamagan tarzda uni rozasiga karohati yo'q degan. Lekin hiddan orom olishni makruh degan. Haqiqatda rozadan tashqari holatda ham bir chiroyli hidlarni hidlasangiz, oh devorasiz. Kuzatingda shuni. Inson demak bundan bahra oladi. Mana shu bahra olishlikni makruh degan. Bahra olishlikni makruh degan. Odam o'zini badboy hidini ketkazishi yoki meni badboy hidimdan boshqalar azor chekmasinlar deb o'ziga xushbo'y chek sepishi bu sunnatdir. Ro'zador kishi qon oldirishi yoki birovga qon berishi mumkin. Agar qon oldirish ro'zadorni holsizlantirib qo'yadigan bo'lsa, makruh bo'ladi. Bunday ishlarni og'iz ochgandan keyin qilgan yaxshiroq bo'ladi. Hijoma haqida so'rashgan edi, mana o'rni kelib qoldi. Birodarlar, hijomaga ruxsat bor, ro'zador odamni hijoma qildirishi yoki tomiridan qon oldirishiga ruxsat berilgan, lekin zuluk haqida gap ketadi, zuluk. Zulukchi zuluk. Muhtaram azizlar, zulukda azgina gap bor. Sababi jonivor qonni so'rish bilan bir qatorda o'zidan suyuqlik ham jo'natar ekan. Geparing der ekan uni, geparing. Birodarlar, shu insonga jo'natilgan haligi jonivordan chiqqan geparing insonni jasadiga foyda ekan. Lekin mana shu o'sha geparing jo'natishida ulamolar shuni ma'qullamagan, shuning uchun hijomaga ruxsat bergan. Ana zulukda ozgina ixtilof bor. Lekin zuluk qildirgan odamni ro'zang ochildi deb qarab bo'lmaydi. Yana og'riqni bosuvchi ukollar, vositalar joizdir, ro'zasini ochmaydi. Masalan, lidokain degan ukol bor ekan. Shuni tishlarga qilar ekan, keyin shu tishini tozalab, plombalab shunaqa ishlarni qilib qo'yar ekan. O'sha lidokain ukoliga ruxsat berilgan. Yoki og'riqni blokada der ekan, o'rab olish, tizza sorib qolar ekan yosh katta odamlarni. Shuni og'rig'ini to'xtatish maqsadida shuni atrofini ukol qilar ekan. Shu ham ro'zani buzmaydi, lekin ikkinchisini eshiting. Odamga quvvat beruvchi moddalarni tomiridan jo'natsa, o'sha ro'zani buzar ekan. U chunki ozuqaga kirar ekan. Muhtaram azizlar, masala shu joyga yetganda boshqa mavzuga o'tmoqchi edik. Inshaalloh bu haqida mavzularimiz yana o'rni kelganda davom etadilar. Hozir bir mavzu jo'natilgan. Butun masjidlarda, yurtimizda bu narsa e'lon qilinyapti. Siz azizlar buni ommaviy axborot vositalari orqali kuzatib boryapsiz. So'z qo'shnilarimizda bo'layotgan urushlar haqida. Muhtaram jamoat, xalqimizda qo'shning tinch, sen tinch degan naql bor. Xabaringiz bor, kuni kecha qo'shnilarimiz Qirg'iziston va Tojikiston chegara hududida arzimagan narsalar sababli fuqarolar va harbiylar ishtirokida qurolli to'qnashuvlar kelib chiqdi. Biz ko'rganimiz, bizni eshitganimiz, bizga ko'ringani, eshitilgani suvni orqasidan janjal chiqibdi.
Tojikiston aholisi, Qirg'iziston aholisi ikkita aholini foydalanadigan suvning ustida janjal chiqib, shu darajaga yetganki, bir-biriga qurol otib, bir-birini o'ldirgan holati bo'lgan. Endi muhtaram azizlar, bu ishni albatta dinimiz qoralaydi. Uni sabablarini eshiting. Birinchi masala. O'zbeklar ulug'mi, qozoqlar ulug'mi, qirg'izlar ulug'mi, tojiklar ulug'mi, kim ulug'? Birinchi masala. Kim aziz o'zi, kim hurmatlik o'zi? Buni aniqlab olish kerak. To'g'ri-da, dunyoda xaloyiq ko'p, dunyoda odam zot ko'p. Qaysi biri buyuk, qaysi biri ulug', qaysi biri kuchlik, qaysi biri yaxshi? Shuni Qur'onda javobi bor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Ey insonlar, ey odam bolalari, biz sizni bir erkakdan, bir ayoldan hammalaringizni yaratganmiz. Bir ota-onadan yaratganmiz sizlarni. Sizlarni turlik tuman qabilalarga, turlik tuman tillarga, ellarga biz bo'lganmiz. Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselamın oğulları Xom, Som, Yopas degan oğulları bo'lgan ekan. Şu Xom, Som, Yopasni zamonlarida bir kechada insonni tili har xil bo'lib qolgan ekan. Ungacha bir xil gaplashishar ekan. Assalomu alaykum, va alaykum assalom ekan. Ertalab tongda tursa hamma har xil tilda gapiryapti. Biz qilganmiz shu. Sababini ham aytgan, nima uchun qilganligini. Qiziq emasmi insonlar, hammamiz o'zbekcha gapirsak yaxshi emasmi butun dunyoda? Moskovga borsangiz ham assalomu alaykum deb tursa, Afrikaga borsangiz ham xush keldingiz deb tursa yaxshi emasmi? Yo'q. Nima ekanligini eshiting. Lita'arofu, bir-biringizga qiziq bo'lsin. Bir-biringizni o'rganingiz, bir-biringizni tushunishingiz uchun shunday qildik deydi. Birodarlar, odamni bir xil tilda gapirgandan ko'ra boshqa tilni o'rganishlik qiziqroq ekan. Boshqa tilni o'rganishlik insonga yoqimliroq va foydalik ekan. Xo'p. Alloh taboraka va taolo bir odam alayhi salatu va salom havo onamizdan yaratibdi. Allah tebarek ve teala bizlerini kabilelerge bulupdu. Allah'ı tebarek ve teala bizni türlik tümen tillerde gepredigen koyuptu. Bizi saval çiğ, bizi saval. Kaysı birimiz uluh. Ey Rabbimiz, Allah'ım cevap vereni. İnne ekramekum indallahi etkakum. Ey bendeler, içinizde kaysı biriniz takvadar rak bulsanız, o şeniniz aziz rak dursuz. Mukarram roq dursiz degan. Taqvodor bo'lsangiz. Taqvo keng ma'nosidagi narsa, lekin umum qoidalarda insoniyatni foydalanishi uchun, insoniyat uchun qilingan narsalarni g'asb qilmaslik, o'rab olmaslik, bosib olmaslik, tasarruf etmaslik, unga ega chiqmaslik va o'zgalar mulkini jamiyat o'rtasidagi narsani hurmat qilishga ham ta'vil qilishgan ekan. Ta'vil qilishgan ekan. O'zimizdan misol keltiraylik, qolganlarga tegib ketmasin. Misol ham o'lsin. Odamlarga tegib ketayotganimiz g'alati bo'lib. Domlani kimligini bilmoqchi bo'lsang, eshiging tagiga borgin. O'shanda bilasan kimligini. Qanaqa bilasan uni? Ko'chasini o'rab olmaganmi? Odam o'tib turibdimi? O'zi domla, ko'chasini o'rab olgan, masalan. Birodarlar, bir narsani eslatib o'tamiz.
Koça. Özümüz koça var. O, koça geçirsek. Koça. Kabristan, mektep, mescid, bahçe. Bu umum halka tekişlik bugün nerseler bu. Kuduk, arık, anhar, derya, tağı taşlar. Büyen milletlerin ortasındaki tekişlik bugün nerseler. Braderler. Bunu tasarruf kılmakçı bugün, bunge ege çıkmakçı bugün adam birinciden günahkardır. İkinciden, bu mene şuna kengi adamını kalbige teg edigen akıbetlerge op gelişi mümkün iken. O bende Allah'ın ki nihayette bir hesapmış ki şunu zulüm etmesten birbirimizge rava korsak ne makledi? En yaman tamamı ne içtin? Men ulu odamman, domlu odamman, menge mümkün deyip eğer tasarrufge ötsem, zulümge ötüp kalar eken ben. Huda ısrasın bundan. Zulümge ötar eken ben. Damlani mektubi köçeyiz, orava seyiz işkilip mal kirmeydi de. Yok, gap mal demez. Gap başka cayda, muhteremezle. Brav balasını, nuru didesini ertelap, ak yuup aktarap mektubge çıkar var yaptı. O köçede ketiyetken balakey, ne aldıdan bir maşını ot yaptı yu, halkaptan su saçırıp beçaranı kıyımları kol bol yaptı. Ya ki kıyımları bir yaman halatke kip kal yaptı. O bir adli gap bu ayetken gapımız. Lekin başka tamamı var. Brown'ı balası köçede ketiyetip maşını urup ölü yaptı. Braderler, o bala köçede ne makı yurttu? O trotuardan yürüyüş gerekti ki, trotuarını hacakası yok falan, şunun için uçaktan yürümeken o bala. Ben o hüküm meşit boy, takvadar, braderim, dostum. Şuna kadar senlerin tasarruf kılıyetken adamın dastırhanından yeme, o haram boladı o. Onge dua verme, dua inzayı boladı. Yani ağayını dostu, özünle ilan kıma onge, onun ağaynısı dostu yok. Onun bir de dostu var, nefsi var dost. Başka dost yok onu. Açmayayım eysen mi? Dongırlatıp onu uyup koyuptu onu. Sekir rağ yürsün diye. Onu doğrulap koymayayım mı? Kança çukur cayı var. Toldırıp koymayayım mı? Adamlar dua kılıp ötmeydi mi? Ha tez yürüdü. Ha berekelde tez yürüse o şey yürüyüşüne bir cayı gözü düş boladı özü. O şey tez getişi de özü. Özü top boladı. Ve braderler. Kayıttan eytemiz, kayıttan eytemiz. Adamlar faydalanadigan, halk faydalanadigan, mumun kafir faydalanadigan nersege dahil kılıp bomeydi. Haram boladı, gasp boladı. Gasp digeni uravalış digeni. Ege çıkış digeni. Körme yapsız mı? Kırgızistan bilen Tacikistanlı ortasında mene şu torsta vuruş boptu. Şu torsta adam ölgen, şu torsta birbirge tankler, birbirge harbi vasıtaların... Toğırlagan kitaplarda. Men hamele aleyna s-salah feleyse minna. Bunu eşitip koysun. Hemme bilip koysun. Kim bizlerge, mumullerge, musulmanlarge kural kotarsa o bizden yemez, musulmanlardan yemez. Braderler, musulmanga kural kotarıp bulmasakken. Kural oktalıp bulmasakken. Ya ki kuralga okşagen derselerini yem oktalıp bulmasakken. Muhteremezler bu yaman nersi iken. Bana azabını kur yaptı. Çünkü adam natinç buldu. Rozanı günü de. Bir yakını içtin. Bana şundey uluğ ayyam külleri de bundey haletler etraftaki kan kardeş devletler cümleden Özbekistan hükümetini hem havatırga saldı. Hükümetimiz iki koşunu devletlerini ornatıl ortalarını ıslah kılıç manasında ularının öz ara ziddiyetini tohtatışa çakırdı. Yani koşneyini de cancel boptursa sen kanaka tinç yötesen mumun. Koşneyini, kanını birbirini toktursa sen kanaka hatırcan bolesen mumun. Bunday vaziyetlerde Müslüman kişi her hıl fitne ve ihvalarga uçmasligi. Basıklık ve mülahaza bilen iş tutuşu derkar. Zira biz dini, tarihi ve tili bir kan karındaşlarımız. Braderler, hiç bana özümüzem, bana şu
hamma milletlerini Katar'da bizim şu milletlerin içinde katta bo'lganmiz. Endi eshityapmiz, sen O'zbekiston, sen Qozog'iston, sen Tojikiston degan gaplarni endi eshityapmiz. Biz unaqa gaplarni eshitmagan edik. Qozoqlarni, qozoq millatimizni odamlari biznikida, biz qozoq millatimizni ichida apcha, opa, aka deb katta bo'lganmiz. Endi eshityapmizki, sen O'zbekiston, sen Qozog'iston, sen Qirg'iziston, sen Tojikiston. Mo'minlar, musulmonlar. Haligi yuqoridagi oyatni ma'nosi shu narsani taqozo qiladiki, men o'zbekman, sen qirg'izsan, sen tojiksan, sen russan, sen usan, busan qilgan inson yoki shunaqa fikrga borgan inson, yo o'zbek ekan, yo tojik ekan, yo rus ekan, lekin musulmon emas ekan. Shu aytgani ekan, da'vo qilgani ekan. Birodarlar, birinchi musulmonchilik qilmaylikmi? Birinchi, o'zimizni dinimizga mansub bo'lmaylikmi? Agar dinimizga mansub bo'ladigan bo'lsak, qolgan millatlarni, qolgan insonlarni millatga ajratishga haqqimiz yo'q. Mumkin emas. Bizga shunaqa savollar qiladi. Qaysi millatdansiz? Nima qilasan qaysi millatlardanmi? Nima qiladi? Domlaning qaysi millatdanligini nima qiladi uni? Birodarlar, bu yomon narsa bu. Juda ham yomon narsa. Millatchilikni qo'zg'aydigan ishlar juda ham yomon narsa bu. Azizlar, hozirgi kunda yana bir achinarli holat chiqki, mana shunday mohi sharif Ramazonda Allohdan qo'rqmasdan ba'zi kimsalar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini narxini sun'iy oshirish holatlari uchramoqda. Nega oshirdingiz buni? Roza deydi. Ro'zaga oshiribdi. Nega oshirdingiz? Hayit deydi, bayram deydi. Hamma dunyoda narxlarni tushiradi ular. Bunday ulug' oylarda imkon qadar musulmonlarga xayri ihson va yordam qilishni o'rniga odamlarni tashvishga solib, narxlarni sun'iy ko'tarib foyda ko'raman deyish musulmonlarga zarar keltirib, foyda ko'rish hisoblanmaydi. Zarar keltirish hisoblanadi, foyda ko'rish hisoblanmaydi. Savdodagi halol pokiza rizq mo'min musulmon xursandchilik va ko'ngil xushligi bilan bergan savdodagi halol pokiza rizq mo'min musulmonlar xursandchilik va ko'ngil xushligi bilan bergan moldir. Qani shunaqa mol bo'lsa, xursandchilik bilan bersa, ko'ngil xushligi bilan, roziligi, rizoligi bilan bersa. Aks holda o'zgalar molini harom yo'l bilan yeyish bu dunyoda turli balo ofatlarga, oxiratda azoblarga sabab bo'ladi. Alloh taborak va taolo bizni bundan ogohlantirib, ey mu'minlar, bir-biringizni molingizni nohaq yo'llar bilan yemang. Nohaqligi hech narsa oshgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q, o'zidan o'zi narxni oshirib yuboryapti. Birodarlar, nohaqligi shetda buni. Odamlarni unga ehtiyoji bor. Odamlarni ehtiyojidagi narsani narxi oshar ekan deb 3 kundan oshib ushlab turishni otini ixtikor deydi. U harom mu? Mana keyingi haftaga oshar ekan, ozgina ushlab tur, keyingi haftaga oshar ekan. Agar o'sha mahsulot odamlarning o'tkir ehtiyojida bo'lsa, non, bug'doy, non mahsulotlari, makaron, hamma shuni ichida. Ikkinchisi yog', uchinchisi go'sht, to'rtinchisi shakar, beshinchisi sovun, mana shunga o'xshash guruch, shu narsalar muhtaram azizlar odamlarning o'tkir ehtiyojida ekan. Buni sababsiz oshirish gunoh ekan. Qolaversa bitta savobli ishga 10 barobardan 700 barobargacha va undan ko'p savob beriladigan ulug' kunlarda narx-navoni sun'iy ko'tarib, boylik orttirish iymon e'tiqodimiz va musulmonchiligimizga aslo to'g'ri kelmaydi. Bu o'rnida xulosa qilmasak bo'lmaydi, vaqtimiz yaqinlashyapti. Muhtaram azizlar,
Fırsattan faydalanıp bundoq mohi Ramazonda, bundoq Jum'oni holatida mo'min musulmonlar to'planganida qo'shni davlatlarimiz Tojikiston, qo'shni davlatlarimiz Qirg'iziston aholisiga, mo'min musulmonlarimizga sabr tilaymiz. Alloh taborak va taolo ularni o'rtalarini isloq qilib qo'ysin. İloho Allohim bir-birlariga mehr muhabbatli qilib qo'ysin, o'zaro hurmatli qilib qo'ysin. Bundoq nomaqulchilik ishlar bo'pti. Alloh taborak va taolo buni kechirsin. Bundan buyog'iga yaxshi ahl inoq bo'lib yashashlarini Alloh nasib etsin. Xulosa o'rnida shu narsani aytamizki, bu bizga ibrat bo'lsin. Odamlar foydalanadigan, mo'min musulmonlar foydalanadigan narsalarga egalik qilishga harakat qilmaylik. To'sib olishga harakat qilmaylik. Bu og'ir gunoh ekan birodarlar. Bu bo'magur ishlar ekan. Allohim bundan barchamizni asrasin. İnşallah nasib etsa yana bu mavzularga yana qaytajakmiz.